Ergün Diler Para, Silah, Akdeniz Dünya üzerinde büyük ve tehlikeli bir oyun oynanmakta yeni düzen için bizi haliyle öncelikli olarak Türkiye'ye ilgilendiriyor. Çok dikkatli ve akıllı olunması gereken bir zaman dilimindeyiz. Yazılacak, çizilecek çok ama çok konu var. Hayati önemde. Ben önceliğimi Akdeniz'e veriyorum. Aylar öncesinden yazıp çizmeye başladım. Manşet orası çünkü. Kıbrıs'ın merkezinde olduğu gelişmeler herkesi içine alacak, çekecek, sarsacak. Açalım. Önce son zamanlarda yakınlaşma içinde olduğumuz Almanya ile başlayalım. Almanya Washington'dan kopuyor, kopmak istiyor. Ancak bu durum Washington için değil, Almanya için büyük bir risk. CIA'nin dünyada en güçlü olduğu 3 ülkeden biri Almanya'dır. Alman gizli servisi BND ne kadar bağımsız olduğunu iddia etse de CIA'in bir kolu gibi çalışır. O nedenle Almanya eğer Washington'dan kopmaya karar verdiyse tarihinin en büyük kaosuna hazırlanmış demektir. Son günlerde Almanya'nın 30'a yakın kentinde aşırı sağcıların başlattığı Şemlis protestoları kaosun ilk ateşiydi. Almanya'da aşırı sağcı olarak nitelendirilen her bölge lideri BND'den emir alır. Almanya'nın aşırı sağcıları BND tarafından nokta atışlarıyla güçlendirilir. Eğer Almanya'da aşırı sağcılar protestoya başladıysa BND üzerinden siyasi operasyon yapıyor demektir. Almanya'da Avrupa'nın liderlik rolü de sekteye uğramış durumda. Ülke içinde uzun süre kurulamayan hükümet şimdi kısa adımlarla ülkeyi yönetse de karmaşa Berlin siyasetinde büyüyor. Gina Haspel geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Angela Merkel'i bizzat uyardı. Mesajın alınmadığı düşünülünce de Chemnitz protestolarının startı verildi. Washington net olarak Almanya'nın Türkiye, İtalya ve Fransa ile yakınlaşmasına karşı. Almanya devam ederse protestoların arttığını göreceğiz. Sokaklar karışacak. Koalisyonlar. Siv Bannon'ın oralarda dolaştığını ne zaman yazdım hatırlamıyorum bile. Oyunu gören Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerika'nın Rusya, Türkiye ve Çin'e karşı ambargo planının hedefinde Avrupa var. İran ambargosu ise hedefin Almanya olduğunu kanıtlıyor. Avrupa bir araya gelmeli ve Amerikan diktasına karşı eylem kararı almalı. Doların uluslararası bankalardaki transferine karşı yeni bir euro sistemi geliştirilmeli dedi. Hey Komas Alman derin devletinin siyasete soktuğu bir isimdir. Güçlüdür ve akıllıdır. Orada durum şimdilik bu. Devam. Suriye'ye geçelim. Sonra da Akdeniz'e ve Türkiye'ye geleceğiz. Sanırım 5-6 ay önce yazmıştım. İçerideki bazı arkadaşlar anlama zorluğu çekti. Böyledir zaten. Gülüp geçtim ama dün Rus Pravda yazdı. Peki Rus gazetesi ne diyordu bakalım? Siyahi Suriye'de Esad rejimiyle gizlice temasa geçti. Üst düzey birkaç Siyahi görevlisi özel uçakla Suriye'nin başkenti Şam'a gelerek Suriye İstihbarat Şefi Ali Memluk, Güvenlik İdaresi Başkanı Dib Zaytun ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Mufak Esadla temaslarda bulundu. Masada birkaç konu vardı. İran güneydeki kentlerden çekilmeli, petrol bölgelerindeki yetki Amerikalı şirketlere verilmeli, Amerika'nın terörist saydığı örgütlerle ilgili bilgi anında Washington'a aktarılmalı. Haliyle Türkiye'de masadaydı. Esad koltuğu kaybetmesin diye her şeye evet dedi. Demek zorunda kaldı. Pravda'nın şimdi yazdığını aylar önce burada aktarmıştık. Çünkü büyük devletlerin ajandası olur. Dostluk, kardeşlik, ortaklık gibi motivasyonlara bakmaz. Çıkarla yürürler. Füze attığı adamla anlaşırdı. Bunda da şaşılacak bir şey yoktu. Mimar da Pompey'di. Geçtiğimiz gün Rothschild ailesini Türkiye'de, İran'da ve Rusya'da kaybettiğini yazdım. Amerika'daki koalisyon ekonomik olarak aileyi vurdu. Mücadele devam ediyordu elbette. Sadece ilk round Amerika'nın olmuştu. Aile yani Rothschild'ler Akdeniz için özel banka kuracaktı. Proje hala canlı ama Amerika engeli de çok güçlü. Edmund de Rothschild varlık yönetiminin Akdeniz için kuracağı yeni bankanın 500 milyar dolarlık bir gücü olacak. Bu bankanın özelliği kripto paralarla da enerji satışını sağlayacak olması. Kripto para denilince akla ilk olarak bitcoin gelse de bugün için 5 ancak 2020 yılında 17 kripto para dünya üzerinde geçerli olacak. Birçok ülkenin kripto parayla petrol doğal gaz alması doların gücünü de belli ölçüde azaltacak. İşte o nedenle bu bankanın çok güçlü bir doğum gerçekleştirmesi gerekiyor. Akdeniz'de kurulacak bankanın açılış ilanından sonra bitcoin büyük bir hızla değer kazanacak. Bu sayede doların piyasadaki gücü de aynı ölçüde düşecek. CIA de bunu biliyor. Kavganın ana motivasyonlarından biri bu. Amerika dolardan koparsa çöker gider. Bu nedenle Akdeniz gelip yerleşti, yerleşecek. Dünyanın en etkili donanması onlar da. Buralarda herkese, her şeye rağmen dolaşacak. Hem parayı hem enerjiyi yönetmek istiyorlar çünkü. Bunlardan biri bile gitse çökerler. Sonunda savaş olan bir yola girildi. Şimdilik elenselerle gidiyoruz. Eğer Amerika finans yöntemleriyle sonuç alırsa tansiyon fazlasıyla yükselmeden denge inşa edilecek. Eğer alamazlarsa ellerindeki son koz silah hiç çekinmeden de bunu deneyeceklerdir. Belli yerlerde, belli bölgelerde. Bu nedenledir ki Akdeniz'e kıyısı olmayan Yeni Zelanda bile buralarda gemi dolaştırmakta. 43 ülke Akdeniz'in yeri merkez olduğunu, olacağını bildiği için buralarda bilek güreşi yapmaktı. Buradan maçın sonucunu belirleyecek ülke yine Türkiye. Amerika asla ve kat'a bizle bir şeyi paylaşmak istemiyor. Akdeniz'e sınırı olan asırlardır burada olan bizi görmek istemiyor, masaya davet etmiyor. Bildiğini okuyor. Her devlet gibi Türkiye'de buna fazlasıyla karşılık veriyor. Çünkü Akdeniz'de kaybettiğimizde geriye çok bir şey kalmayacak. Geleceğimiz gidecek. Bu nedenle tansiyon düşmez ve düşmeyecek. Pastor Branson bu nedenle Amerika tarafından samimi bir şekilde istenmedi. Versek bile almayacaklardı alsalar bile başka sorunla kapımıza dayanacaktılar. Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'de kalıcı bir zafer kazanmak için Türkiye'nin kontrol edilmesi gerektiğini biliyor. Adımlarını da bu yönde atıyor. Bunu bilerek geliyorlar. Bütün planları bu. Doların fırlamasının ekonomik hiçbir izahı yok olmadı da amaç Türkiye'yi IMF'ye kadar götürerek savaş kaybetmiş ülke şartlarını imzalattırmak. Bu nedenle ekonomik saldırılar sürecektir. Bilmemiz gereken saldırı para üzerinden olsa da siyasidir. Anlaşılması gereken nokta burasıdır. Doları yukarı çekerek ekonomiyi durduracaklar, içeride huzursuzluğu artıracaklar. Kafalarındaki plan bu. Çünkü parası ve gücü olmayan bir ülke pastanın dağıtılmasında masaya davet edilmez. Bu nedenle gidip Esat'la bile görüşüyor. Zayıflardan oluşan bir bölge istiyorlar ki Akdenizi ele geçirsinler. Önlerindeki tek engel Türkiye. Almanya bunu gördü geldi bize yanaştı. Rusya da öyle. Bu nedenle gemilerini Akdeniz'e indirdi. Washington sert mücadeleden önce mücadele gücümüzü kırmak budamak istiyor. Bu rotadan da gidiyorlar. Arap baharıyla başlayan rüzgar Akdeniz'in paylaşımıyla bitecek. Sonra içerilerde depremler olacak. Kıbrıs hiç olmadığı kadar değer kazanacak. Etrafta bu yapıyı tehdit edecek bir güç bırakmak istemeyecekler. Bu nedenle akıllı ve dikkatli olunması gereken en kritik virajdayız. Savaşlar artık askerle, topla, tüfekle kazanılmıyor. Parayla gelip bütün değerlerini satın alırlar, içeride de her şeye karar verirler. İtalya ve İspanya bu durumda. Ülkelerin adları aynı kalmakla birlikte patron tamamen Amerika. İyice bakılırsa görülür. Avrupa'yı güç olmaktan çıkartıyorlar. Gözü dönmüş bir şekilde geliyorlar. Mısır'da da, Suriye'de de var bunlar. Her yerdeler. Biz bu ülkelerin hiçbiri değiliz. Onlara benzemeyiz. Ama adamların nasıl yürüdüğüne, nasıl iz bıraktığına da bakmalıyız. Sadece bizim için değil. Çok devlet için sancılı bir dönem. Üçüncü Dünya Savaşı'nın sonuçları kadar önemli gelişmeler yaşanacak. Satrancı iyi oynamalıyız. Hayatı sadece Ankara'ya muhalefet olarak görenler de bunu bir anlasa iyi olacak. Kenetlenmemiz gereken bir iklimdeyiz. Bir ve bütün olduğumuz sürece yel kayadan toz alır. Ergün Diler, Takvim